Giriş sohbetliğinin bugünkü misafiri Bornova Gelikler Derneği Başkanımız Hakan Gülen. Hakan abi merhaba. Merhabalar Yunus Başkan, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler ne yapıyorsunuz? Vallahi ne yapalım, bu korona telaşıyla buralarda boğuşuyoruz. Pek de boğuştuğumuz sayılmaz. Evlerde oturuyoruz malum herkes gibi. Biz de İşte evden çıkmamaya gayret ediyoruz. biz de bunu değerlendirelim dedik. Giritli'ye ulaşmanın bir yolunu bulalım. Kritik TV'yi kurduk. Senle de bayağı bir konuştuk bu konuda biliyorsun. Evet. Şimdi ben Hakan Güle'yi tanıyorum da bizi izleyen misafirlerimizden tanımayan dostlarımız olabilir. Kısaca Hakan Gülen kimdir? Anlatabilir misin? Tabii ki. Tabii bizi tanımayanlar için, tekrar niteliğinde olacak tanıyanlar için. Bornova doğumluyum. Ben Bornova'da sülalenin üçüncü kuşağıyım. Giritli mahallesinde doğmuş, Bornova'nın Giritli bir çocuğuyum. Burada büyüdük, yetiştik. Okulumuzu Ege Üniversitesi'nde burada okuduk. İş yerimiz bir tek şehir dışı değil, şehrin dışında bir yerde devlet memurluğu olarak sürdük. Bir 10 yıl kadar hava kuvvetlerinde çalıştık. Ondan sonra hava kuvvetlerinden sonra tekrar Bornova'ya hizmet için geri döndük. Giritlilerin bol miktarda olduğu, popülasyonu geniş olan bir çarşımız var bizim. Aşağı yukarı esnafımızın yarıdan fazlası Giritli esnafıdır. Bu arkadaşların istek ve arzularıyla bir Girit Derneği kurmak istedik. Şimdi bir laf vardır, balık suda yaşadığını bilmezmiş. Biz de bu kadar Giritli'nin içerisinde bir Giritli derneği kurma ihtiyacı olacağını hiç düşünmemiştik. Fakat bir belediyede 5 sene boyunca meclis üyeliği yaptığımız dönemlerde birçok hemşeri derneklerinin dernekleştiğini, örgütleştiğini, teşkilatlandığını hep bunları gördük, yaşadık. Dedik ki biz de artık neden olmasın? Bornova'mızın merkezinde Bornova'mızı kucaklayan bir Giritler Derneği'ni kuralım diye düşündük. Ve 2015 senesinde Giritler Derneği'ni kurduk Yunus Başkan. İyi ki kurmuşsunuz başkanım. Bu sayede biz de tanıştık. Ve Evet. Bornova'daki Giritliler de örgütlü hareket etmeyi öğrenmeye başladılar. Hakan başkanım, bize Bornova Giritliler Derneği'ni anlatır mısınız? Evet başkanım, teşekkür ederim. Evet, tabii derneğimizden bahsetmeden de geçmek olmaz. Derneğimiz 2015 yılında kuruldu. Fakat Bornovalıların yoğun katkılarıyla hızlı bir süreç yaşadık. Bu teşkilatlanmayla geçen yıllar oldu. Fakat şu anda yaptığımız yeni yönetim kurulunda 5 kişiden 9 kişiye, 9 asil, 9 yedek olmak kaydıyla yönetim kurulumuzun sayısını arttırmak zorunda kaldık. Bu bir şeylerin tabii ki bir göstergesidir bizim için. Şöyle, insanların bizim derneğimizin yapmış oldukları icraatları, yapmış oldukları etkinlikleri, destekledikleri anlamını gösterir. Biz derneğimizde dernek yönetimini yuvarlak bir masa etrafında yapıyoruz. Bu ne demek? Bunu siyasette uğraşan arkadaşlar iyi bilirler. Yuvarlak masa demek herkesin aynı eşit miktarda oyu olduğunu gösterir. Herkesin görüş ve önerilerinin çok kıymetli olduğunu gösterir. Ve biz bu yönetim kurulumuzu da oluştururken her aileden, Bornova'da yaşayan geniş ailelerden birer fert, birer temsil edebilecek birer arkadaş düşünerek oluşturduk. Tabii aynı meslek grubundan olmamasına da gayret ettik. Elimizden geldiği kadar. Güzel bir yönetim oldu. Biz bu yönetimle Bornova'da ve İzmir'de, özellikle Bornova'da çok güzel projeler yapacağımız kanaatindeyim. Derneğimiz başarılı buluyorum ama tabii sizlerin gözünde Bornova'nın derneği nasıl görüyorsunuz Yunus Başkan? Tabii onun da ayrı bir değeri var bizim için. Başkanım, 2015'ten bu yana bayağı bir yol alındı. Dediğiniz gibi ilk önce örgütlenme lazım. Örgütlenme çalışmaları gerçekten çok başarılı. Ben takdirle izliyorum. Bornova'yı örgütlemek kolay değil. İzmir'in en büyük ilçelerinden biri bildiğim kadarıyla. Ve insanlar eskisi gibi artık tek bir noktada yaşamıyorlar. Daha önce daha küçük bir alanda yaşarken Bornova büyüdükçe o alandan da dağılmaya başladılar. Onları bir araya getirmek de çok zor.
Ama sizin ve ekibinizin gayretli çalışmaları sayesinde bu oturmaya başladı ve çok kısa sürede. Bu bence çok büyük bir başarı. Aynı zamanda Bornova'ya bir de belediye başkanı seçildi, Mustafa İdu. Mustafa Bey'in Giritli olması sizin hızınızı bence ikiye katlayacaktır diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz başkanım? Başkanım tabii bu kaçınılmaz bir gerçek. Derneğimiz Mustafa Bey'den sonra büyük bir ivme kazandığı gerçeğini göz ardı edemeyiz. Kendisi de zaten Bornova'nın merkezinde yetişmiş. Bizim gibi aynı mahallelerde yaşadığımız bir Giritli insanımız. Bizim de gönlümüzden geçen bir adaydı biliyorsunuz seçim zamanında. Siz de biraz takip ettiniz. Şu anda kendisiyle büyük bir Giritli Derneği olarak Bornova Belediye Başkanı'ndan büyük bir gurur duyuyoruz. Ve başarılı her hareketinde de başarı görüyoruz ve bundan büyük bir kıvanç duyuyoruz. Yani Allah mahcup etmesin. Biz dernek olarak 2019 senesinde bir söz verdik başkanımıza. Sizin arkanızdayız dernek olarak dedik ve 5 sene boyunca da bu akitimizi de imzaladık. Ve 5 sene boyunca da başkanın arkasında dimdik duracağımızı bütün Girit camiasına ifade etmek istiyorum. Zaten bir Giritli'ye yakışan budur başkanım. Mustafa Başkan'ı biraz daha değineyim. Şimdi Mustafa Başkan bir Giritli, hepimiz Giritliyiz de. O işi biraz daha ileriye götürmüş gibi. Mesela Girit'te bir ev sahibi olması, Evet, Giritlice evet. bilmesi. Bunlardan da bahseder Evet. misiniz biraz? Evet, siz de biliyorsunuz biz Kuşadası'nda festival olduğunda, Kuşadası Festivali olduğunda Girit'te ve Yunanistan'dan gelen misafirlerimiz ve diğer ülke içerisindeki derneklerin katılımıyla bir gece düzenlemiştik. Ben bu hatırayı aslında Mustafa Başkan'ın ağzından ilk defa o gün dinlemiştim. Mustafa Başkan babasının, dedesinin yani atalarının diye tabir edelim biz doğrusu. Atalarının bulunduğu, yaşadığı Anya'daki evi bulmuş. Ve bu bulduktan sonra da bu evi burada da durmamış tabii gitmiş. Anya'daki o evi de satın almış. Tabii Yunanistan yabancıların başka ülkelerde ev satın alması kanunlarında biraz bizde olduğu gibi onlarda da biraz olduğundan dolayı bir arkadaşım üstüne almış. Fakat almış yani evi netice itibariyle. Hatta orada o akşam anlatırken de güzel bir kelime kullanmıştı. Babamın mezarına attı yani oradan bir toprak alıp babamın mezarına da koydum demişti. Bu bizi o gün çok duygulandırdı. Diğer dernek başkanlarından da aynı duyguyu paylaştıklarını sonradan dinledim ben. Diğer dernek başkanlarımız, Türkiye'deki diğer bulunan dernek başkanlarımızın da Mustafa Başkan'ın tabii ki bu yapmış olduğu olaydan dolayı çok sevindiklerini, kültürümüze kıymet veren, değer veren bir başkanın o bulunmasının ve hatta bunun sayılarının da artmasının, yerel yönetimlerdeki bunlar bizim hemşerilerimiz diye tabir ettiğimiz insanlar. Daha fazla olması yönünde bir gayreti olduğunu da gördüm. Bornova'da Girit Anayurdu açılacak diye bir haber görmüştük. Bu konuda bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Tabii başkanım. Şimdi Bornova'da biraz evvel de söylediğim gibi Bornova'da inanılmaz derecede Giritli insanların yaşadığı bir popülasyon mevcut. Hakikaten de Bornova'mızda çok sayıda Giritli aile yaşıyordu ve halen daha da yaşama devam ediyor. Bizim yine bu ailelerden olan Balım ailesi bir eski bir tarihi bir evi Girit ana evi olması koşuluyla belediyeye bağışladılar. Bunların protokolleri de yapıldı. Şu anda Mustafa Başkan da bu konuyla alakalı inanılmaz yoğun bir çaba sarf ediyor. Bizi o Girit ana evini tabii malum bu pandemi telaşından dolayı projeler biraz yavaşladı, ağırladı. Burayı Girit ana evi olarak hazırlayıp konuklara açmayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum ki bu özüne ve kültüre yakışır bir şekilde bir binayı müştemilatını bitirdikten ve çevre düzenlemesini bitirdikten sonra bizlerin hizmetine sunacağını düşünüyorum. Açılışında da Yunus Başkanım çok müsait olurlarsa ben Türkiye'deki tüm Giritli derneklerinin ve İzmir'deki özellikle Giritli derneklerinin bu açılışta bulunmalarını organize etmeyi düşünüyorum.
Ben olacağını düşünüyorum. Başkanlarım seve seve katılırlar. Federasyona bağlı başkanlarım için ben rahatlıkla konuşabiliyorum. İzmir için çok değerli bir çalışma. Çünkü Girit kültürünün en yoğun yaşadığı yerlerden biri İzmir. Ve İzmir'de Girit Evet. kültürünü gösteren bazı objelerin artık ortaya çıkması gerekiyor. Bunlardan biri de Girit Kesinlikle. Anaevi olarak yapılmış olacak. Bornova'da olması ayrı bir önem taşıyor. Çünkü Giritlerin en yoğun yaşadığı yerlerden biri yine Bornova. Evet. Bizim Giritler Derneğimiz de Bornova'da. Bu da ayrı bir güzellik. Evet. O yüzden Başkanımız da başkanımız da Giritli. Hepsi üst üste oturmuş. Ben çok güzel bir Giritli. Evet. çalışma olacağını ve Girit Anaevi'nin isminin kısa sürede kendini söz ettireceğine inanıyorum. Eyvallah. Hakan Başkanım, şimdi korona olduğu için bu pandemi birçok etkinliği yarıda bıraktı ya da engelledi. Büyük ihtimalle sizin için de aynı şeyler söz konusudur ama yine de 2020 yılı içinde bu pandemiye rağmen yapmayı düşündüğünüz, planladığınız şeyler var mı? Sevgili Başkanım, tabii ki gönlümüz bütün derneklerin kalmış oldukları yerden devam etmesi arzu ediyor. Fakat tabii ki insan sağlığı her şeyin önünde geliyor. Dolayısıyla insanlarımızın sağlığını birinci plana koymak gerekir diye düşünüyorum. 2020 yılı içerisinde başlatmış olduğumuz birçok proje vardı. Siz de bunları yakinen beraber de keza. Çok fazla şimdi ben bu konulara tabii girmek istemiyorum. Sürpriz kalsın istiyorum ama siz Federasyon ve Ege Üniversitesi ile beraber bir projemiz vardı. Bu projemiz pandemi dolayısıyla askıya alındı. Bu güzel bir projeydi. Tabii siz varken bana anlatmak bunu pek düşmez diye düşünüyorum ama Olur güzel başkanım. bir proje olacaktı. Kaldı. Ayrıca bunu söylemekte mahsur yok. Bu başlamış bir projeydi. Biz Bornova'da Girit ve Mübadillerle alakalı güzel bir festival hazırlığı içerisindeydik. Bunun dosyası da belediyeye teslim etmiştik ve onaylanmıştı. Onaylanmış bir projeydi. Fakat tabii önce sağlık diyoruz. İnsanlarımızı böyle kalabalıkların içerisinde atmak çok doğru olmayacağı için bu projeyi de 2020 yılı içerisinde yapmamayı düşünüyoruz. Tabii ne yapacağız? Tabii 2020 yılı içerisinde oturmayacağız. Daha çok şu anda yapmış olduğumuz gibi medyayı kullanarak mesela bu kritik değil, bu yapacağı önümüzdeki günlerde yapacağımız projelerden bir tanesi. Bu tür projelerin üstüne yönleneceğiz diye düşünüyorum. Biz de bunun benzerlerini yapmayı düşünüyoruz. Başkanım, ben pandeminin yıl sonuna kadar düzeleceğine inanıyorum. Yani şu an gidişat öyle, aşı çalışmaları da devam ediyor. Eğer o Evet. gerçekleşirse Bornova'nın her yıl yaptığı ve muhteşem geçen dayanışma gecesinin bu yılda olacağına inanıyorum ben. Umarım bu pandemiyi bir an önce atlatırız ve yine bir arada olma şansımız olur. İnşallah tabii bu dilek temenniler inşallah. Şimdi siz Bornova Giritler Derneği Başkanısınız. Aynı zamanda Giritler Federasyonu'nda Genel Sekreterisiniz. Onu biz kullanmıyoruz fazla nedense. Ben de bilmiyorum. Ben de kullanmıyorum. Ağzım alışmış. Bu da sizin İzmir'de federasyon adına konuşma hakkı veriyor size. Evet. İzmir'de biz bütün Türkiye'de anlattık bu olayı. Federasyonu. İzmir'de nedense anlaşılmadık. Bu konuda sizin görüşlerinizi alabilir miyim başkanım? İzmir'de olduğunuz için. Evet sevgili başkanım, biz de bu konulara oturup gerek sizle gerek diğer başkanlarla bu konuları sık sık gerek telefonda gerek yüz yüze konuşuyoruz. Evet, şimdi biz hep bu hikayeyi anlatırım. Yine anlatmak anlatayım mı gene Yunus Başkan'ıma? Anlat, anlat. Biz Yunus Başkan'la bir yola çıktık seneler önce. Bu federasyon kurulmadan önce. Bütün derneklere dediğiniz gibi tek tek gittik. Hatta karlı yollarda yolda kaldık. Hep bunu söylerim. Bagajda battaniyemiz her daim vardı. Bütün derneklere elimizden geldiğince, dilimizin döndüğü kadar federasyonun ne anlama geldiğini, ne yapmak istediğini anlattık. Akdeniz bölgesindeki derneklerimiz bu örgütlenmeyi daha çabuk benimsediler. Daha çabuk önemini anladılar. Girdiler Federasyonu Genel Sekreteri olarak üzüntü duyduğum bir konu varsa o da İzmir'deki derneklerin yeterli ilgi ve alakasının olmadığı kanaatindeyim ben. Halbuki bu federasyon bizim kültürümüzün federasyonu. Dolayısıyla tüm derneklerin bizim göstermiş olduğumuz önemin
aynısını göstermesi gerektiğine inanıyorum. Diğer derneklere de buradan bir çağrım olsun. Federasyon dışında duran İzmir'deki derneklere bir an evvel federasyonun içerisine katılıp, eğer tabii ki eksiklerimiz olacaktır, tabii ki bizim ifade edemediğimiz mevzular olacaktır, hep beraber bu kültürde neler yapabiliriz, onun savaşını vermeliyiz, onun kavgasını etmeliyiz. Burada bir çağrı olsun. Tüm Girit derneklerine bir çatı altında toplanmasını arzu ediyorum başkanım. Başkanım, onun için zaten birlikte çok çalışmalar yaptık. Katılmak şu an federasyon içinde olmayan derneklerimize de çok ziyaretler yaptık. Karşılıklı etkinliklerine de katıldık biliyorsun. Evet. Biz çağrımızı her zaman yeniliyoruz. Biz birlikten yanayız, beraberlikten yanayız. Federasyon demek bir güç demektir. Evet. Bunu direkt bazıları siyasi güç olarak algılıyor da, siyasi güç olarak da algılayabilirler. Ama federasyon demek sürdürün geçmesi anlamında bir güç demektir. Bunu en son Ankara'ya gittiğimiz zaman ikimiz de çok iyi gördük. Krala Evet. topluluklara gittiğim zaman benim en büyük hayalim Girit Araştırmaları Merkezi kurulmasıydı. Onun ne kadar kolay olabileceğini gördük federasyon adı altına gittiğimiz zaman. Ama bir dernek olarak gitsek bizi çok da dikkate almayacaklarını da biliyoruz. Daha önce de başımıza geldi bunlar. Kesinlikle. Bütün derneklerimizin yapmak istedikleri projelerde federasyona sundukları zaman federasyon adına başvurulur ve o derneğimizin projesi hayata geçer. En basiti. Bunun yanında biz bütün etkinliklerimizi beraber yapıyoruz. Hep bir arada oluyoruz. Birlikte oluyoruz. Evet. Akrabalarımızı tanıyoruz. Yeni dostlar tanıyoruz. Bunun tadını bir almaları lazım federasyona katılmayan derneklerimizin. Çünkü bunun tadı, lezzeti hiçbir şeyde yok. Haklısın. Federasyonumuzu geliştirmek bizim elimizde, ilerlemesini sağlamak bizim elimizde. Bunun için tek yapmamız gereken bir arada olmamız. Biz bütün Girit derneklerine, federasyon içinde olmayan Girit derneklerine tekrar çağrımızı yapıyoruz. Buyurun gelin, bizim kapımız herkese açık. Doğru. Biz de aynı temennilerle çağrımızı, ben her platformda bu çağrımı tekrar edeceğim. Benim de misyonum bu olsun. Ben de böyle yapmayı arzu ediyorum. Yani benim fıtratım da bu şekilde. İnsanları bu camianın içerisinde, bu kültürün içerisinde kucaklaşmayı arzu ediyorum. Bir yere vurmayı arzu ediyorum. Bunda da beis yok diye düşünüyorum. Bu gayet normal. Benim düşüncelerim bunlar başka. Bu konuyla alakalı. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Bizim tek bir kavgamız var. Bu televizyon, daha önce de söyledim. Bu televizyonun ismini Kritik TV koyduk. Çünkü kültürümüz kritik bir aşamadan geçiyor. Bizden sonraki kuşaklar belki Girit kültürünü bizim kadar sahip çıkmayacak. O kritik aşamayı evet. Atlatabilmemiz için tek bir kavgamızın olması lazım. Bu kültürü yaşatmak. Zaten bugüne kadar biz onun dışındaki kavgalar içinde hiç yer almadık. Almamaya da devam edeceğiz. Sayın Başkanım. Doğru söylüyorum. İzmir'de Eşref Paşa Giritler Derneğimiz de var. O da federasyonumuzun üyesi. Önümüzdeki zamanda federasyona bağlı İzmir'deki derneklerin de ortak hareket içinde olacağını da biliyorum. Zaten şu anda evet. Siz gerekli istişareleri aranızda yapıyorsunuz. Bu da Tabii, aslında tabii. çok güzel. İzmir'de şu pandemi olayı olmasaydı sizin projeleriniz vardı. Eşref Paşa Giritler Derneği'nin projeleri vardı. Girit adını İzmir'e iyice duyurma imkanımız olacaktı. Bunları iptal etmedik. Evet. Sadece biraz öteledik. Bu askıya aldık. Askıya aldık. Ama İzmir'de Girit adını sizler sayesinde, siz derneklerimiz sayesinde duyurulacağından benim hiçbir şüphem yok. Sizler gibi değerli başkanlarla çalışmak benim en büyük şansım. O şansı bana verdiğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Rica ederim başkanım. Biz teşekkür ediyoruz. Şöyle, şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Şimdi biz 2015 yılında derneğimizi kurduğumuz vakit kendi içimizdeki örgütlenmeyi bitirdikten sonra etrafımıza bir baktık. Buna ben şans mı diyeyim, yani bu kelimenin doğru anlamı nedir bilmiyorum ama dernek başkanlarım çok aktif, efendime söyleyeyim, çok naif insanlar, işlerinde başarılı olmuş insanlar, bu federasyonun, gerek federasyonun içerisindeki, gerek dışındaki, yani bu tesadüf eseri oluşmuştur diyemeyeceğim. İzmir'deki derneklerimize bakıyoruz. İzmir'deki derneklerimiz konuya çok hakim arkadaşlar. Mesela ben
Tire'de bir Serhan Başkan var. İsmini telaffuz etmeden geçemeyeceğim. Ben ona her zaman kendi içimden bakıyorum, çalışmalarına bakıyorum. Fişek gibi çocuk. Yani tabanca gibi derler, tabanca gibi delikanlı. Yani bakıyorum, çok düzgün insanlar bu dernek başkanlıklarını yapıyorlar. Diğer dernek başkanlarını da keza aynı şekilde. Tabii üzülüyorum ben, aklım adına bir İzmirli olarak. Üzülüyorum ben bu sevdiğim dostları, sevdiğim arkadaşları. Mesela isim vermek doğru olmaz ama diğer dernek başkanlarımızın da taşın altına elini koymalarını arzu ediyorum başkanım. Zamanı bırakmak lazım. Güney Akdeniz bölgesindeki dernek başkanlarıma bayılıyorum. Hep bir araya geliyor. Kıskanıyorum onları. Hep bir araya geliyorlar. Projelerde bir arada olabiliyorlar. Aktifleşebiliyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Ve kendimi onlara örnek alıyorum. Yani bir araya gelmeleri beni sevindiriyor ve biz aşağı yukarı Akdeniz bölgesindeki derneklerimizin hiçbir projesini, hiçbir etkinliğini kaçırmadık. Hepsine katılım gösterdim. Bu güzel bir olay. Ben aynı olayın İzmir'de de yani Ege'de de aynı şekilde olmasını temenni ediyorum. İsteğim benim bu. Zamanla bunlar da olacaktır başkanım. Bazı şeyleri zamana bırakmak lazım. Ben Doğru söylüyorsun. senin yaptığın çalışmaları, görüşmeleri çok iyi biliyorum. Yakından da takip ediyorum. Sen vicdanen rahat olman lazım. Elinden geleni yapıyorsun. Olacaktır diye tahmin ediyorum. Olacaktır diye Ben de öyle tahmin düşünüyorum. ediyorum. Başkanım, artık programın sonuna geliyoruz. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun ben size vereyim mikrofonu. Tabii ki söyleyecek aslında çok şeyimiz var. Ama bir yerden bir mikrofon uzatıldığı zaman dernekler ne yapıyor dediklerinde ben her zaman bir hatıram var. O hatıramdan bahsediyorum. Dernekler şunu yapıyor, dernekler bunu yapıyor kısmından önce. Ben bu derneklerin insanlara birbirine buluşturduğunu, kavuşturduğunu gördüm. Bizzati 2015 yılında ben kendim bizzat yaşadım. Rahmetli babam hatıralarını bize tutturduğunda baba biz Girit'e gittik kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Bizim bir aile lağabımız var mı? Nasıl anılırız biz orada gittik kendimizi nasıl buluruz orada diye sorduğumda oğlum biz Behlül Akgül sülalesiyiz derdi. Ben de bu Behlül Akgül sülalesinin ne anlama geldiğini falan çok da bilmeden bu yaşlara geldim. Sonra bir gün sosyal medyada gezinirken baktım ki orada Yunus Çengel parantez içinde Behlül Akgül yazıyor. Allah dedim bizim bir akrabamız var elde kısacası. Sonra da sizin bir ziyaretiniz oldu bize. Dolayısıyla da ben ilk festivalinize de bu şekilde katıldık. Yani biz ilk mikrobu 2015 yılında belli ki bu hatırayla mikroba bulaştı bize. O günden beri de 5 sene boyunca bu mikropla yaşamaya çalışıyoruz. Bunun aşısı da yok başkanım. Bulaştın mı tamam bitti işin. Zaten bulmaya gayret edenleri de bilim adamı da denk gelmedim. Bunu pek aşısını bulmak istemiyorum. Bu güzel bir şey çünkü. Bu faydalı bir aşı değil. Yok, dernek başkanlarına, tüm Girit camiamıza inşallah bu kötü günler geçtikten sonra tekrar bir araya gelip tekrar bir kucaklaşma arzu ediyorum. Sanıyorum ki 2020'den sonra yani bu pandemi geçtikten sonraki ilk etkinliği hangi dernek yapacaksa inanılmaz bir katılım olacaktır diye düşünüyorum. Büyük bir hasret var. Büyük bir kavuşma var, büyük bir özlem var. Onlar ilk dernek kim bunu akıl ederse inanılmaz bir hazırlık yapsın bu konuyla alakalı. Başkanım, bizim yaptığımız etkinlikler biliyorsun müzik, eğlence ya da ne bileyim geceler ama bunun dışında en büyük özellikleri kavuşma olması. İnsanlar 100 yıl önce ayrılmış olan Kesinlikle. insanların kavuşmasıyla sonuçlanan etkinlikler ve insanlar belli dönemlerde o kavuşmaya ihtiyaç duyuyorlar. Hangi derneğimiz yaparsa biz de koştura koştura gideceğiz muhakkak. Her zaman. Nerede ne varsa. O benim çok sevdiğim bir laftır başkanım. Nerede bir Giritli bir taş üstüne taş koyarsa biz Bornovalılar olarak hep oradayız dedik. Sözümüzü de tutuyoruz. Tutmaya da devam edeceğiz. Biz yönetim olarak Bornova Giritler olarak ve yönetimi olarak
Hangi bir Giritli bir yerde taş üstüne taş koyuyorsa bu bizim sözümüz olsun. Biz her daim orada olacağız. Çok teşekkür ederim Teşekkür Hakan Başkanım. Sen yayından önce benden rica etmiştin. Programı Bornovalı şarkısıyla bitireceğiz senin isteğinizle. Şimdi ederim. Evet, özellikle arzu ediyorum. tamam. Sayın izleyicilerimizle beraber Bornovalı şarkısını dinleyelim. Herkese iyi günler. Tekrar görüşmek üzere. Σου στείλω τα φιλιά μου.
Yasuna Sa.